Peki hemen bir başka izleyicimizin sorusunu ekrana getiriyorum. Demiş ki Solbek için Leonardo Lelo'nun adı geçiyor. Doğru mu acaba? Sorar mısın Emre abiye demiş. Hatta Solbek'ten başlamışken Barış Alper'le alakalı da işte o bölgede Süper Kupa'daki planlama açısından da sana sorumuzu iletmiş olalım. Valla ben oyuncunun adını ilk defa duydum. Hiç bu konuda o yüzden bir yorum yapamayacağım. Barış Alper'e gelecek olursak gerçekten yani Galatasaray adına çok takdire şayan bir performans. Hatırlayacaksın şunu söylemiştik. Yani geçen sene forvet olarak oraya gitti. Sürpriz bir tercihti. Bu sene sol bek olarak Kadıköy'e gitti Barış Alper. Maç sonra da soruldu benim için fark etmiyor dedi. Sağ kanat, sol bek falan gibi. Ben yani bir yorum okudum Twitter'da. Bence Barış Alper'in performansını en güzel özetleyen şey oydu. Şöyle bir şey demiş arkadaşımız. Belki tam aynı cümleyle söyleyemeyebilirim ama en azından mealini söylemiş olayım yani saha içerisinde Barış Alper sol bekte oynarken başka bir mevkide yokluğunu hissettim. O kadar iyi bir performansı vardı diye. Yani sağ açıkta da keşke bir tane Barış Alper olsaydı gibi bir yorum vardı. Hakikaten bence performansı en iyi özetleyen şeylerden biri. Müthiş bir özveriyle oynuyor. Yani sol bekte oynadı. Sağ açıkta, sol açıkta zaten oynadı. İkinci forvet olarak oynadı ve bunların hepsini de derbilerde yaptı. Yani geçen sene iç sahadaki Fenerbahçe derbisinde ikinci forvetti. Biraz daha on numara gibiydi. Beşiktaş'a Beşiktaş'la oynanan maçta sağ önde oynamıştı. İşte Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde santrfor oynadı. Bu sene sol bek oynadı. Müthiş bir katkı alıyor Galatasaray Barış Alper'den. Her geçen gün de bence sol bekteki performansı artıyor. Yani tabii oraya uyum sağlaması çok önemli ama zaten daha önce de bahsetmiştik yani fiziksel özellikleriyle, gücüyle, hızıyla Barış Alper birçok handikapı zaten kapatabiliyor özellikle hücuma da ciddi bir katkı yaptı. Bu arada ya Icardi'den bahsettik de bir şey söylemeyi unuttum Ceren. Icardi ile ilgili tabii en çok merak edilen şeylerden bir tanesi şu. Yani işte kilo fazlasından bahsediliyor, sakatlıktan bahsediliyor. Net bir bilgi olarak şunu söyleyeyim. Icardi sene başından beri Molde maçında ciddi bir darbe aldı, sakatlandı. Gaziantep deplasmanında Yener Hoca'nın ifadesiyle futbol hayatını bitirebilecek seviyede sertlikte bir hamle gelmişti Papi Cilobo 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 Ciden ama Icardi orada kendini iyi sakındı. Sonrasında da Beşiktaş maçında aldığı darbe var. Yaklaşık bir aydır hani böyle ayak bileğinde bir boşluk olur ya insanın. O kemikle ayak bileğinin olduğu noktada bir boşluk olur ya. O boşluğun tamamen ödemle dolu olduğunu söylüyorlar. Maru Icardi ve bu ödemin hala geçmediğini söylüyorlar ve bu nedenle işte hızlanması gereken anlarda biraz daha o da İkari'den daha önce görmeye alışık olduğumuz o çabukluğu göremiyoruz. Hala o ödemle oynamaya devam ediyor. Bu merak edilen bir şey olduğu için onu da paylaşayım istedim arada. Peki hemen bir başka yoruma geçiyorum. Zaha ayrılacak mı diye sorular gelmiş. Ferdi e, Bey ve neyse el hareketinden anladığımız kadarıyla ne kadar saçma bir yorum soru diyecek. Öyle demeyelim ama yani nereden çıktı bilmiyorum böyle bir şey. Peki hemen ee, diğer soruları da hızlı hızlı okumaya çalışacağım. Orta saha tandemi nasıl olacak? Kaan Torayra ee, nasıl olur? Tarzında bir Yani beklenti zaten Kaan Torayra'ydı ama ya Okan Hoca biraz hep söylüyoruz. Özellikle büyük maçlarda rakibi odaklı planlar yapıyor. Kerem Demirbay tamamen bu doğrultuda yapılmış bir hamleydi. Fenerbahçe'nin çünkü en önemli özelliği bu sene baktığımız zaman önde pres yapıp kaptığı toplarla hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmek. Aslında geçen sene Galatasaray'ın oynadığı oyuna da benziyor ama Okan Hoca buna hiç müsaade etmedi. O baskıyı hiçbir zaman yapamadı Fenerbahçe. Kerem de burada önemli bir rol oynadı. Çünkü geriye gelip ayağı çok temiz bir oyuncu Kerem. Pas isabeti yüksek, uzun top atabilen, kısa top yapabilen gerçekten teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. O gün de özverili oynadı bu arada. Ya yani o presi kırmak için yapılmış bir hamleydi. Bakalım bu maçın hikayesi biraz daha farklı olabilir çünkü biraz daha Okan Hoca'nın buradaki önceliği bir puanı garanti altına alıp sonra 3 puanı kazanmak üzerineydi. Ama Süper Kupa'da tabii daha farklı bir senaryo olacak. Daha farklı bir 11'de görebiliriz. Henüz daha bununla ilgili çok net bir bilgiye sahip değiliz ama bir takım değişiklikler olacaktır tabii. Peki o zaman genel olarak istersen bu takviyelerle alakalı konuşalım biraz. Ya da takımdan gidecekler de olabilir. Sergio Oliveira son zamanlarda yeniden forma şansı bulamamaya başladı. Onun dışında Enzo Belenin tartışılan bir performansı var. Ee, sen neler söylersin takımdan gitmesini beklediğin? Belki en son zor zamanlarda Galatasaray'ı kurtarıyor ama e, sonuç itibariyle kariyer planlamasında Galatasaray'da yedek kalmak yoktur diye düşünüyorum. Neler söylersin? Kimler gidebilir ve hangi bölgelere takviye bekliyorsun? Valla ben açıkçası çok çok büyük takviyeler beklemiyorum yani böyle insanlar tabii ki her transfer dönemi taraftarları çok heyecanlandırıyor ama dün mesela Erdem Bey burada futbol zirvesi sonrası yaptığı açıklamada transferle ilgili biraz daha itidalli konuştu dikkat ettiyseniz. Orada da şunu yani çok büyük beklentiye girmemek gerektiğini bence ifade etti. Bir sol bek transferi yapmaya çalışıyor Galatasaray. Ondan sonraki ondan onun dışındaki mevkiler içinde duruma bakılacak. Daha hala elde %100'ünü vermemiş Fayda, tam olarak faydalanılamamış isimler var. Onlardan hala beklenti devam ediyor. O nedenle öyle çok çok büyük bir transfer harekatı beklememek gerekiyor. Çünkü maddi koşullar da buna çok el vermeyebilir. Özellikle Şampiyonlar Ligi gelirinden olması Galatasaray'ın. Belki o gruptan çıkma gelirini elde edebilseydi daha farklı şeylerden bahsedebilirdik ama şimdi biraz daha frene basacak gibi Galatasaray. Tabii ki bir sol bek hamlesi gelecektir. Barış Alper idareten orada oynuyor. Umuyoruz ki idaretendir yani sonrasında böyle devam etmez. İşte belli isimlerle görüşmeler yapılıyordu ama şu anda tamamen gözler Süper Kupa maçında. Yani bu transfer, transfer işleri bunların hepsi cumartesiden sonra konuşabileceğimiz şeyler. Yani şu an yönetimin de teknik heyetin de pek bunlarla bir alakası yok. Yani herkes cuma günkü finale odaklanmış durumda. Peki hemen bir başka yoruma geçiyorum. 8 numara hala düşünülmüyor anladığım kadarıyla. Geçen sezonun en eksik yeriydi demiş bir izleyicimiz tabii ki yani geçen seneden beri hep o orta saha konusunu konuştuk. En baştan beri yani Haziran ayından 4 Haziran'da Fener maçı bitti. Hatta onun öncesinde bile konuşmaya başlamıştık. Hala da konuşuyoruz işte. Hep aynı şeylerden bahsediyoruz aslında burada. Endombele biraz bir kumardı. Pek tutmuş gibi gözükmüyor. Yani son maçta yine oyuna girdi. Bu arada şunu söylüyorlar. Antrenman performansının çok çok iyi olduğunu söylüyorlar Endombele'nin. Özel hayatıyla ilgili gayet düzgün bir şekilde yaşadığını işte evden antrenmana antrenmandan eve kendine de iyi baktığını ifade ediyorlar ama bilmiyorum yani eksik olan nedir? Mental bir problem mi var? Futbola odaklanma konusunda zaman zaman sıkıntılar zaten yaşıyordu yani Endombele'nin kariyerinde olan şeylerdi bunlar. Yani o yüzden çok devam edilebilecek gibi gözükmüyor ama şimdi Oliveira'nın da sakatlık durumu var. Muhtemelen sözleşmesi dondurulacak çünkü ciddi bir tedavi sürecine ihtiyacı var. Minimum 2-2,5 iki, iki ay deniyor. E burada da sözleşmenin dondurulması söz konusu olabilir. E o durumda ya artık zaten bir hamle gerekiyordu. İyice şart hale geldi. Ama diyorum ya ben şunu söyleyeyim. Öyle çok çok büyük isimler, çok çok büyük hamleler Galatasaray yönetiminden beklemek şu an çok gerçekçi olmaz. Peki artık yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz. Bir izleyicimiz bence forvet ikili olmalı demiş. Sen bu konuda ne düşünürsün? Bakan bu ile birlikte olur mu İkari? Ma maçların ikinci yarılarında genelde ona dönüyor zaten Okan Hoca. Hatta üçlüye falan da dönüyor ama normal şartlarda pek tercih ettiği bir şey değil. Yani bir de çok fazla kanat oyuncusu var Galatasaray'ın elinde. İşte Zaha, Ziyech, Tete, Kerem, Barış Alper Solbeke geçti ama Barış Alper. Yani orada böyle geniş bir rotasyon varken çok tahmin ettiğim bir şey değil yani. Bir de 10 numarada oynatmak istiyor Okan Hoca zaman zaman. İşte son maçta Mertens'i de orada gördük. Çok Okan Hoca'nın planlarında yok bence çift forvet. Peki o zaman artık yayını noktalıyoruz. Sadece bir soruyu okumayı unuttum Halil'le alakalı. Halil için durum nedir ayrılacak mı takımdan demiş. E, Halil de aslında girdiği anlarda son dönemlerde iyi oynuyor gibi. Sen neler söylersin? Ya tabii çok fazla süre bulamıyor bir alternatif olarak kadroda devam ediyor. Ben Halil'in çok bir mutsuzluğu olduğunu düşünmüyorum. En azından sezon sonuna kadar devam edecektir. Bir de baktığımız zaman şimdi Halil tabii ki performans çok beğenilmiyor. Kabul ediyorum bunu ama birçok mevkiye alternatif olabilen bir oyuncu. Yani çok sıkıştığınız zaman Mertens'in yerine bile koyabileceğiniz, iki kanada koyup oynatabileceğiniz, en azından kısıtlı süre bile olsa belli katkı alabileceğiniz bir oyuncu. O yüzden bence değerli bir alternatif. Çok ciddi bir maliyeti de yok Galatasaray için yani Galatasaray'ın halile yolları ayırma gibi bir düşüncesi yok. Halil'in de tabii ki daha çok sürü almak istiyordur ama çok ciddi bir rahatsızlığı olduğunu tahmin etmiyorum. Biraz daha devam edilir gibi duruyor.